sağlık gündeminin manşetinde B12 hakkında her şey var. Böyle olunca da B12 beynimizin sütüdür diyen hocamıza dönüyorum. Evet. Aslında vejeteryan beslenmeden kastım. Ya da bütçesi razı gelmediği için eti, peyniri daha az tüketenler de kastım. Ne yapalım? B12'yi nereye koyalım? Bir kere çok güzel başladık, ona devam edelim. B12 beynimizin sütüdür, doğru. Kanımızın özüdür. Kan hücrelerimizin çekirdek olgunlaşması B12 olmazsa olmaz. Dolayısıyla demir ne kadar önemliyse kansızlık açısından B12 en az demir kadar önemlidir. Ama B12'nin meselesi sadece beyinle, kanla da sınırlı kalmıyor. Bağışıklık meselesi için zorunludur. Karbonhidrat metabolizması için zorunludur. Pek çok ara fonksiyonlar için sorumludur ama B12'nin temel problemi biraz önce anlattığınız noktayla başlıyor. Hemen hemen her vitamin hayvansal gıdalarda da var, bitkisel gıdalarda da var. Ama bazı vitaminler sadece hayvansal gıdalarda veya sadece bitkisel gıdalarda var. B12 böyle bir vitamin. Sadece hayvansal gıdalarla temin edebilirsiniz. İnsan kendisi de B12'yi üretebiliyor, biliyor musunuz? Bağırsaklardaki probiyotik bakteriler üretebiliyor. Ama probiyotik bakteriler kolonda olduğu için kalın bağırsakta oradan emilim yok. Ürettiğimiz B12 kanalizasyona gidiyor. Naz niyaz bundan. Evet. Bizim sindirim sistemimizin farklı olan hayvan bağırsağı B12 üretiyor. Ama hayvanlar geviş getirdikleri için onların ince bağırsaklarına tekrar o B12 geçtiği için o esnada B12 yemiyorlar. Etlerine, sütlerine, yumurtalarına geçiyor. Biz de onların etlerine, sütlerine, yumurtalarından ya da süt ürünlerinden yani peynirden, yoğurttan B12'yi alıyoruz. O nedenle B12'yi vejeteryansak, kalın, sert vegansak, asla hayvansal yemiyorsak B12'yi bulamayız. Ayva yedik. Birinci problemimiz bu. B12'yi ben alıyorum hocam, benim yine düşük çıkıyor. Çoğu bize insanın söylediği problem bu. Niye? Çünkü çok güzel ifade ettiniz. Nazlı bir vitamin. Bütün vitaminlerin içinde mineral taşıyan tek vitamin B12 vitamini. Adı siyanokobalamin. Kobalamin, kobalt vitamini var işte. Kobalt var. Şaşırdınız ama evet, bu bildiğimiz maden kobalt. B12'nin göbeğinde duruyor. Şimdi vitaminin emilmesi için ilave bir şeye gerek yok. C vitaminini alırsınız, B6'yı alırsınız, B1'i alırsınız, B3'ü alırsınız. O bam bağırsaktan emilir. Ama içinde mineral olduğu için onu taşıyan bir proteine ihtiyaç var. O proteini midemiz yapıyor. Mide bunu yapmakta zorlandı mı, yani B12 midede yapılan taşıyıcı proteinle evlenemedi mi, B12 bağırsaktan emilmiyor, yine doğru kanalizasyon. Nasıl evlendireceğiz? Çok kolay. Midemize iyi bakacağız. Bir, bu mide haplarını çok yutmayacağız. Antiasit hapları vesaireleri. O sabah aç karnı aldığımız pompa baskılayıcıları yutmayacağız. Yaşlandıkça B12 emiliminin bu üretiminden dolayı azaldığının farkındalığına varacağız. Ve bazı ilaçların çok yaygın kullandığımız, insülin direncinde çok çok yaygın kullanılan metformin gibi bazı ilaçların B12 vitamin emilimini durdurduğunu bileceğiz. Çözüm ne hocam? Çözüm şu. Yaşımız ilerledikçe B12 aşırımızın artacağını bileceğiz. Ve biz ister reflüden, ister ilaçtan, ister metformin hapından, ister başka bir mide işinden ya da ameliyatla midemizin alınmasından her neyse B12'miz düşmüşse B12 desteği alacağız. Ama madem ki B12 ağızdan emilmiyor, o desteği ya iğneyle yaptıracağız ya da burundan, dil altından doğrudan damara karışacak bir formatta kullanacağız ki B12'yi yerine koyabilirim. Evet, aslında şöyle bir baktığımızda takviye şart gibi çıkıyor karşımıza. Öyle eğer, görünüyor. Değil mi? Öyle görünüyor. Çocuklar için, bebekler için durum nedir? Yaşlar en riskli grupta dediniz. Bunu yaş gruplarına göre ayırt mı etmemiz lazım? Hayır, herkes çok riskli. Yeni doğanla yaşlılar daima daha riskli. Çünkü yeni doğanın size benim B12 azaldı bir tahlil yaptır anneciğim babacığım deme ihtimali yok. Yaşlıların da beyin nedeniyle öncelikle ihtiyacı var. Yaşlının unutmayı önlemesi için, belleğinin kaybını, demansı önlemesi için ihtiyacı var. Çocukların da beyin gelişimi için, bağışıklık gelişimi için, kansızlık problemiyle mücadele için B12'ye ihtiyacı var. Sizin de benim de ihtiyacımız var. Ben bugün B12 enjeksiyonumu yaptırıp buraya geldim. Çünkü 260'a inmiş yine
ve ben onu yerine koymak zorundayım. Biliyorsunuz 500'ün üstünde tutacağız. Laboratuvar raporlarına bakmayacağız. 500 optimal alt sınır, ideali 700-900 aralığı B12 için. Sağlıklı bir yetişkin için. Şimdi söylediğiniz, sözünüzü balla kesmiş olayım. Söylediğiniz önemli. Yani tahlil yaptırmadan da biz bunun farkındalığına varabiliriz. Yani bende B12 azaldı galiba diye. Yani unutkanlık mı? Çok nedir? Nedir bunun sinyali? Yorgunluğunuz varsa, unutkanlığınız varsa, konsantrasyonda zorluk çekiyor, çabuk dağılıyorsanız, biraz önce unuttuğunuzu biraz sonra ifade etmekte zorlanıyorsanız, eliniz ayağınız uyuşuyorsa, karıncalanıyorsa, kramp problemleriniz başlamışsa, gece bacaklarınız oraya buraya çarpmaya, atmaya veya kasılmaya başlamışsa, bu bir B12 eksikliğinin işareti olabilir. Bütün bunlar kas ağrıları ve genel bitkinlik, çökünlük hali, hatta depresif bir ruh halinin gelişmesi B12 eksikliği olabilir. Dilinizde, ağzınıza meydana gelen tekrarlayıcı yaralar B12 eksikliği ile ilişkili olabilir. Gidin bir B12 tahlili yaptırın. Çok ucuz. Yani gerçekten çok ucuz. Bir de bedava yapıyor artık aile hekimliği sistemi çok bu işi. Baktırın ve bunu ben nasıl yerine koyayım? Niye benim B12 az? Önce tabii onu öğrenin. Kullandığınız bir ilaçtan mı? Midenizdeki bir hastalıktan mı vesaire? Sonra bunu yerine koymaya çalışın. Çünkü bunu koyamazsanız ne olur? Hayat kalitenizin düşmesiyle kalmaz iş. Dünyanın en tehlikeli kansızlıklarından biri olan pernisiyöz anemi, yani pernisiyöz kansızlıkla karşı karşıya kalırsınız. Pernisiyöz sözcüğünün Latincedir. Türkçe karşılığı öldürücü, ölümcül, çok tehlikeli demektir. İki, merkezi sinir sisteminiz ve periferik, yani uç sinir sisteminiz hasarlanır. Sinirlerinizin kılıf yapısı bozulur. Elektrik kaçırmaya başlar. Onun için uyuşmaya, karıncalanmaya falan başlarsınız. Ama çok daha önemlisi, Melda Hanım, bu çok önemli ve çoğu maalesef hekim de bu konuyu öne getirmiyor. B12 vücuttaki en önemli metilasyon fabrikalarından biri. Yani metil veriyor ve serbest radikallerin fonksiyonlarının süregenleştirilmesini önleyen süreçleri aktive ediyor. Adı zaten metil siyanokobalamin. Metil donörü diyoruz ona. Metil taşıyıcısı. İhtiyacı olana buyur abi burada metil var diyor, veriyor. O metilasyon döngüsü beyninizde, kalbinizde hasar yapan homosisteini alıyor, metiyonine çeviriyor. Yani B12 olmadan sağlık olmuyor.